Dünyaca ünlü Türk modacı Vural Gökçay ile eşi Meral Hanım'la birlikte Nişantaşı'ndaki atölyesinin kapılarını Magazin 8'e açtı. Meral Hanım'ın atlattığı kanser sonrası hayatlarının nasıl değiştiğinden, moda akımlarına kadar her şeyi konuştuğumuz o keyifli söyleşi geliyor ekranlarınıza. 3 tane moda tasarımcımız var. Ünlü modacı Vural Gökçaylı hangi moda akımına isyan etti? Ben Osmanlı motifi yaptım demek moda değil. Bu aşka ilk kez tanık olacaksınız. Ünlü modacı Vural Gökçaylı ve eşi Meral Hanım el ele verip ölümü nasıl yendi? Bütün kirpikler avucuma geldi. Mahvoldum tabii. Dünyaca ünlü modacı Vural Gökçaylı, eşi ve en büyük yardımcısı Meral Gökçaylı ile birlikte Nişantaşı'ndaki atölyesinin kapısını Magazin 8'e açtı. Duvarda asılı onlarca antika makas, Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan objeler, yılların şahidi anılar. Vural Gökçaylı'nın atölyesine adım atar atmaz sanki zamanda büyülü bir yolculuğa çıkıyor, ünlü modacının dünden bugüne hayatına tanıklık ediyorsunuz. Muhteşem yüzyılla son yıllarda Osmanlı motifleri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada moda oldu. Allah'ın izniyle. Bugün değilse yarın taht bana nasip olacak. Hazırlıklı olmamız lazım. Artık bizim devrimiz başlıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Kim Kardashian'ın modacı kardeşi Kourtney Kardashian da Osmanlı motifli bir kaftanla görüntülenmiş moda dergilerine çıkmıştı. Vural Gökçaylı bu konuda biraz dertli. Körü körüne bir turayı alıp da eteğin ucuna koyup ben Osmanlı motifi yaptım demek moda değil. Tarihin başladığı günden bugüne Anadolu'da var olmuş medeniyetlerden ilham alarak tasarladığı eşsiz kıyafetler, antik ve çağdaş olanı bir araya getirme konusundaki yeteneği Vural Gökçaylı'yı alanında bir numara yaptı. İşte bir örnek. Bakın bu Selçuk düğümü. Selçuk motifinde vardır bu düğümler. Şu da Selçuk deseni. Tamamen o. Normalde bir tuvalet bu. Bu da tuvalet ama hep bizden bir şey var. Tüm dünya Vural Gökçaylı'ya hayran ama onun da hayran olduğu biri var. İşte piyasada bizim 2-3 tane moda tasarımcımız var kıymetli. Yıldırım Bey teknik olarak gayet iyi, o da kendi şeyini yapabiliyor. Birkaç tane var. Ünlü modacıyı en çok üzense aylar, yıllar verip büyük emekler sarf ederek yarattığı kreasyonlarının kopyalanması. Biz mesela bir defile yaparız. Bakarız, koreografiyi bile kopya ediyorlar. Yaptığımız modeller eğer basında çıkıyorsa o bazen konfeksiyona kadar düştüğünü görüyorum ben. Ki üzülüyorum tabii. Her ne kadar amatörler tarafından kıyafetleri kopyalansa da dünyanın konuştuğu o tasarımlar Vural Gökçaylı'nın iyi bir modacı olduğunu kanıtlamasının yanı sıra hayatının aşkını bulmasını da sağladı. Onu tanıdığım zaman Şişli Terakki son sınıftaydı. Mezuniyet elbisesini yaptık. İlk görüşte aşk bu olsa gerek. Vural Gökçaylı eşi Meral Hanım'ı görür görmez vurulmuş. Ama bir daha karşılaşmamışlar. Ta ki aradan uzun yıllar geçene kadar. Vural Gökçaylı adını tüm dünyaya duyurduktan sonra kendine bir asistan aramaya başladı. Bir anda aklıma Meral geldi. Onun sınıf arkadaşını tanıyordum çok iyi. Dedim ki ya Meral ayrılmış, çalışmak ister mi dedim acaba. Çünkü zevkli olduğunu biliyordum. Çalışacaksam bundan daha iyi bir yer bulamayacaktım kendimi hakikaten. Ve bu böyle bir yerde çalışmak istiyordum çünkü gene modayla ilgili çalışmak istiyordum. Ve böylece yolları bir kez daha kesişti. Meral Hanım Vural Gökçaylı'nın önce asistanı sonra hayat arkadaşı oldu. 30 seneden beri evliyiz. Vural Gökçaylı eşine öyle aşık oldu ki bu aşk tasarımlarını hatta defilelerini bile etkiledi. Meral Hanım'ın uzun saçlarıyla yaptığı topuz ünlü modacının simgesi haline geldi. Bir topuz olayı olurdu. Benim modellerim, mankenlerim de hep 14 manken hep topuzluydu. Hep Meral gibi, Meral'in topuzu gibi topuz yapılırdı. Onun gibi makyaj yapılırdı.
Hatta herkes derdi ki 14 Meral sanki şeye çıktı gibi. Ama bir gün tasarımlara ilham kaynağı olan o meşhur saçlar dökülmeye başladı. Meral Gökçaylı'ya kanser teşhisi koyulmuştu. Ha, mahvoldum tabii ki. Biliyordum ki ben bu hastalıktan ölmeyeceğim. Sağlık olarak değil, benim estetik kaygılarım oldu. Tabii ki yani bir kadının en güzel yerlerinden bir tanesi gidiyor. Ki sonra ikincisi de gitti. Kanser teşhisi ilk koyulduğunda güzelliğini kaybetmekten çok korkmuş. Zaten yaşadığı paniğin tek sebebi de buymuş. Allah'tan o kadar Bural yardımcı oldu. O kadar iyi doktorların elindeydim ki ben bunları tekrar sonradan yeniden yapılandırabileceğimi öğrendim. Ondan sonra içim rahat etti. Ama tabii ki en büyük şansım Vural'dı yanımda. Tüm hayatı paylaştıkları gibi sıkıntılı günleri de paylaşmışlar. Dile kolay. Tam 34 senedir beraberler. 30 senedir evliler. Vural Gökçaylı her kıyafetini aslında eşi için dikecek kadar aşık. Belki de iyi bir tedavinin yanında bu büyük aşk Meral Hanım'ın kanseri yenmesini sağladı. Haber geldi, kötü. Ameliyat olması lazım diye. Bana müthiş moral verdi. Hiç üzülmemem gerektiğini, bu tekrar yeniden yapılandırılabileceğini söyledi. Erken teşhisti çünkü. Çok erken teşhisti. Hiç korkmayın dedi. Vural Gökçaylı'nın ilhamı olan saçlarının dökülmesine zaten hazırmış Meral Hanım. Ama hayatının dönüm noktası bakın ne olmuş. Saçı biliyordum. Tamam kaşta. Kirpiklerim dökülünce çok ağladım. Tam da bir davete gitmek üzereydik. Biliyordum, farkındaydım. Hadi bir kat daha rimel süreyim derken bütün kirpikler abucuma geldi. Mahvoldum tabii. İşte aşk burada bir kez daha devreye girdi. Vural Gökçaylı tek bir telefonla eşini içinde bulunduğu bunalımdan çekip çıkardı. Bir takım müşterilerimiz kirpik taktırıyorlar. Çok şeker bir hanım vardı, Jervez Hanım. Onu hemen çağırdı, bana kirpik taktı. Bütün kirpiklerim olmadığı sürece devamlı bana kirpik taktı ve de o kadar güzel takıyordu ki 2 hafta falan o kalabiliyordu.